Fotoğrafların sepya ya yani da diğer renk ağırlıklı siyah beyaz tonlara çevrildiği zaman detayları alma noktasında, detayları verme noktasında bazı sıkıntılar çekebiliriz. Bu noktada size çok eski sürümlerden biri var olan bir özelliği göstermek istiyorum. Fotoğrafı düz olarak grayscale'e çevirebiliriz. Ya da fotoğrafın öncesinde black and white ile yine kontrastlı bir siyah beyaz tonlara çevirebiliriz. Burada istediğiniz detaylarla uğraşmanız mümkün. Biz buradaki detayları bir şekilde tamamlıyoruz. Fotoğrafı daha sonradan grayscale'e çeviriyoruz. Ve çevirdikten sonra Duo Tone. Duo Tone kısmı hazır preset ayarlarında da görebileceğiniz gibi farklı eğrilerle ve siz bu eğrileri her zaman düzenleyebilirsiniz. Size zengin tonlar oluşturur. İki renk, iki tonla oluşturulmuş bir çalışma. Ben buradaki bazı hazır değerleri sizlerle göstermek istiyorum. Buradaki hazır değerleri ve ayarlarını inceleyerek sizler de pratik deneyimlerinizi arttırabilirsiniz. Çünkü buradaki eğrilerle oynayarak fotoğraftaki detayları da ortaya çıkartabilirsiniz. Örnek olarak fotoğrafı klikliyorum. Buradaki eğrinin ayarlarıyla oynayarak fotoğrafın yapısal özellikleriyle çok daha belirgin bir oynama gerçekleştirebiliriz. Siyah için de aynı şey geçerli. İstediğiniz renkleri buraya atayabilirsiniz. Biz bu renk kısmını kendimiz yapmak istersek burada Duo Tone bölümüne kaç renk yapmak istediğimizi belirtiriz. Şimdi bu tek renk siyah. Fotoğrafı siyah bir tonda nasıl elde ettiğimizi ve ayarlarıyla nasıl oynadığımızı görebilirsiniz. Ardından Duo Tone ikinci renk. Buna istediğiniz renk tonunu verebilirsiniz. Ne kadar baskın olması gerektiğini de siz kendiniz karar verebilirsiniz. Bakın. Bu tonlama ve diğer detaylarla istediğimiz kadar çeşitlilikte ve zengin renk örneklerinde çalışma yapabiliriz. Fotoğraftaki kırmızı alanların, turuncu alanların yapısal özelliğini bakın sadece bir rengi artırıp azaltarak değiştirebiliyoruz. Bu çalışma 3 renk yapılmıştır. Bu 3 renk eğer bu şekilde baskıya kaydedilirse 3 ayrı ekstra renkte de çıkar. Ama siz istediğiniz tonu veya çalışmayı elde ettikten sonra bunları RGB ya da cemekle çevirerek üretim sürecine sokabilirsiniz. Böylelikle her rengin nereye vermek istediğinize bağlı olarak çok daha farklı tonlar ve renk kombinasyonları üretebilirsiniz.